Evet Eda. Neredesin? Maribor. Nasıl gidiyor? Ne oldu? Slovenya'nın ikinci büyük şehri Maribor'dayım. Kırmızı kiliseyi görüyorsunuz. Neler oldu anlat. Bizim otelimiz biraz zor bulduk. Booking.com'da gene anlat işte. Booking.com'da bulduğumuz hostel post çıktı. Yani galiba kapanmış ya da yok işte bir şey. Sonra biz de girdik baktım kapalıydı yani yukarı katlara çıkıyorsun falan yoktu yani. Turizm info ekibi de onlar bile bulamadı. Onlar bile bulamadı. Ondan sonra en son biz kendimiz bir şey bulduk. Doğru düzgün Uni Hostel diye. Şimdi ona gidiyoruz. Evet şimdi Maribor Meydanı. Ve Eda'nın kafası. Land Festivali. Ne meydanı Eda? Burası Land bölgesindeyiz. Meydana haritadan bakacağız ne meydanı. Merkez Cami Meydanı. Ha galiba City Hall işte. Evet City Hall. Yani kalesi, kaleymiş arkadaşlarım. Oh. Barlar Land Sokağı. Barlar Sokağı. Otel Land bak çok ünlü. Bu arada köprüdeyiz. Karşıya geçiyoruz. 3. Drava Nehri Tuna'nın bir kolu. Buradan böyle akıyor, Lent bölgesine ayırıyor. Lent bölgesine şimdi şarap tatmaya gideceğiz. Burada dünyanın en eski şarabı yapılıyor. İyi hadi bakalım. Akşamki festival. Girelim. Anlat. Şimdi arkadaşlar burası Tara Tırta bölgesi. Burada en eski, dünyanın en eski bakın Guinness Rekorlar kitabına girmiş. 450 yaşında asması var. Oha. Evet. 450 yıldır bu asmadan şarap yapılıyor. Her yıl 35-55 kiloya yakın üzüm hasadı veriyormuş. Ama ondan bize içirmez. Ve 100 şişede geliyor. Şarap çıkıyormuş. Bakacağız artık tadına. Bu şişeden bize içirirler mi sadece? Burası salcıların ilk durağı arkadaşlar. Maribor'dan Belgrad'a gidenler için yapılmış. Villah diye bir köyden başlıyormuş. Burası onların en büyük istasyonlarından birisiymiş. Artık buraya geldiklerinde, gelebildiklerinde nehrin, Drava Nehri'nin en kötü tarafını, en kayalıklı, en tehlikeli taraflarını bırakmış oluyorlar ve burada rahatlıyorlarmış. Çünkü çok kayalıklı, yani böyle sakin gözüküne bakmayın. Çok tehlikeli bir nehirmiş. Belgrad'a kadar gidiyormuş. İşte Barks, Osijek, Zemun ve Tuna'ya varıyor. Böylece zaten bütün tehlikeli part akıntı, bitmiş oluyormuş çok yani. Çok akıntı var, baksana motor kayalıklıymış bir de. Bak raftların da eski resimlerine şöyle bakabilirsin. Sal bayağı. Gördün? Evet. Şimdi de ünlü meydanlardan Grasky Meydanı'ndayız. Aziz Florian heykeli de burayı süslüyor. Bizim otelimiz de hemen şurası. Ve Grasky Meydanı'ndayız. Meydanda oturuyoruz. Aziz Florian'ı da görüyorsunuz. Buranı görüyorsunuz. Şöyleymiş aşkım, böyle değil. Eda! Romani Kafe'nin önündeyiz. Çingenlere bakın. Buradaki çingenler yansın. Yaman yaman çalıyor da. Rahat çalıyor. Tabii. Problemi so.
Şimdi geziyoruz Graz'a doğru, merkeze doğru gidiyoruz. Sarnav var. Mur Nehri burası arkadaşlar. Mur Nehri'nin yanında ilerliyoruz. Eski Graz'a, İnnereşit'e gitmeye çalışıyoruz. Evet. Graz'da tam eski şehre girmek üzereyiz. Bu köprü bizi oraya götürüyor. Yeni taraftan eski tarafa. Bakın burada kilitler asmışlar. Biz de yarın kilit asacağız. Mur Nehri'ni görüyorsunuz. Mur bölgesi. Şu taraf tamamen Schlossberg Tepesi ve eski şehir. Schloss Tepesi. Ve bu da ünlü meşhur Kunsthaus. Kunsthaus Graz'ın modern mimarisini temsil ediyor. Güzel tramvaylar geçiyor. Evet, şimdi bir adet bina var karşımızda. Bu meydan, merkez şehir meydanı. Merkezi şehir meydanı. Arşidük Yuhan Çeşmesi de var hemencik önünde. Sirya Prensi. O da bu. Önde de gençler var. Burası şehrin bayağı 19. yüzyıldan beri hep merkeziymiş, kalbiymiş. City Hall. Çok güzel. Etraftaki evler full süslü. Önemli kişilerin süslü evleri, kaos. Evet, şu da önemli. Pazar da var. Evet. Boyalı ev. Bir adet dom. Burası Glockenspiel meydanı. Burada çan var. Saat gündüzleri 11'de, sonra 3'te, bir de akşamüstü 6'da. Oradan iki tane kukla çıkıyor ve orayı çalıyorlarmış çanlarını saati. Çok zevkli bir şey. Şu pencereden çıkıyor. Bence bekleyip izlemeliyiz. Harika bir yere mi geldin ne? Çok tatlı. Work Garden nasılmış? Work bahçeleri. Şu anda Glock meydanındayız. Eda'nın dediğine göre, evet, Glockenspiel meydanındayız. Eda'nın dediğine göre ve turizm infonun dediğine göre buradan iki kukla çıkıp evet, Glock çalacakmış ve açılıyor. Ve açıldı. Dans eden kuklalar çıkıyor sayın seyirciler. Ama içinde olduğu için. Ne bileyim. Çok komik. Sen de video çekmiyorsun inşallah. Hayır tabii ki de. Böyle bir aktivite. Wow. Nereye gidiyor Eda abi?
burası Graz'ın ortasındaki Berg dedikleri tepenin tepesine çıkan asansörün olduğu yer. Bunun içine oymuşlar arkadaşlar. Bunun için hatta tren yolu bile varmış. Zamanında savaştan kaçmak için yapmışlar. O burası galiba. Orası da lifte çıkıyor. Ya da tam tersi. Burası dom. Inside the mountain. Dağın içindeki dom is a multi-purpose event facility built by the city of Graz. Air raid shelters. Ha, hava saldırılarından kaçmak için yapılan bir sığınakmış. Şimdi Schlossberg tepesine, kalesine çıktık arkadaşlar. Buradan şöyle Graz manzarasına bakıyoruz. Şu anda saatler 7.30'da. Kamera, kamera. Kamera, kamera. Hayır, bak, mikrofon kamera. Çocuğum, alo, nasılsın ya? Ne diyorlar anlamıyorum. Aa, video. Evet, burası modern Graz, bu da Kunsthaus. Merhabalar. Graz'da dolaştığımız yerlere tepeden bakıyoruz. Güzel bir bahçe var. City Hall. İlerideki katedrali de çek istersen. Oraya gidelim. Şu anda bir şu katedrale gitmedik, o kadar. O da yeni yapılmış zaten. Niye tahmin ediyoruz? Canlı müzik. Ortam çok güzel. Bell Tower'ın dibinde Bell Garden. Bell çekti. Saat akşamları 7'de 101 kere çalıyormuş. Vay, kafayı yiyor. Şimdi biz 100 yıllık füniklere bindik arkadaşlar. Aşağı ineceğiz. Schlossberg Bahn deniyor bunun adına. Aşağıdaki şehre ineceğiz. %61'lik eğimi var ve 100 yaşında. İnanabiliyor musunuz? Yani sanki kendimi Luna Park'ta gibi hissediyorum. Bir de en öne oturduk. Kaç lira verdik? 4 euro. Euro tuttu. 4.40 euro falan tuttu işte. 4.40. Bir de dönüyor yani. O çok enteresan. Evet, evet. Döneceğiz falan. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Şöyle bindik, her 15 dakikada bir kalkıyormuş, birazdan kalkıyor. Schlossberg'den iniyoruz. Aşk. Çok komik. Var ya, buraları hep yürüyerek çıkmıştık. Ama arkadan yürüdük, sallanmıyoruz. Dönüş çok enteresan geliyor bana ya. Ay, bakın makas var aşağıda. Aa, makasa mı geçeceğiz? Makaslar geçeceğiz. Aa, geliyor, bak bak, karşıdan geliyor. Aa, inanmıyorum. Ve sallayabilirsiniz. Evet, orada bir tek biz varız şansımıza burada. Hiç kimse sallamıyor aşkım. Kimse görmedi bence. Çok dik. Sıran kişi gördü ama. Çok dik de çok dik. Ha, bir saat kullanabiliyoruz, evet, doğru. Şimdi Mur Nehri'nin tam ortasındaki kafe ve amfiteyatroya gidiyoruz. Buranın adı Murinsel. Merhabalar, şimdi biz Egenberg Sarayı'ndayız. Schloss Egenberg. Schloss Egenberg, Prens Egenberg'in sarayıymış. Adam biraz astronomiye ve daha başka şeyleri çok sevdiği için, böyle kozmolojiye falan, değişik yaptırmış sarayını. Sarayın bahçesindeyiz, aşık olduk yani. Daha girer girmez, aklı bir gol bir. Gayet şık. Evet yani. Burada pek çok odalar gezeceğiz, saraya bakacağız. Egenberg Sarayı adeta kozmoloji ve astroloji bir saygı niteliğinde, bir portre niteliğinde evreni anlatıyor bize. 4 tane kule yaptırmış buraya prens. Bu 4 kule 4 mevsimi sembolize ediyor. Saraya giren 12 tane de kapı var. 12 ayı temsil ediyor. Ve sayacak olursanız eğer pencerelerde tam 365 tane günleri temsil ediyor. Adam tamamen bunlara çok değer vererek yapmış. Bu yüzden de UNESCO zaten buraya dünya mirası ilan etmiş. Graz'daki Mur Nehri'ne aşkımızı asacağız.
bekliyorum. Oley. Yahoo. Çok güzel. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Bu ikinci turumuz oldu. Aşkımız burada ebediyette kilitlendi. Evet. Bu arada aşağıda da şöyle işler yapan insanlar var. Şu an gidiyorum. GPS'imden kopya çekip